toprağım, soyum aşk dayan sen. Ağlasın varsın, ben böyle de memnunum. Halime şikayet etmiyorum, sırf bir diye söylüyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Şu anda Bil diye söylüyorum şarkımız kendi YouTube kanalımda 30 milyonu geçti. Oh maşallah, evet, ne güzel. Bunun mutluluğunu yaşıyorum aynı zamanda. Çok büyük bir keyif bu. İnsanın emek harcadığı bir şeyin sevenleri tarafından, dinleyenleri tarafından böyle değer görmesi, izlenmesi, dinlenilmesi ne kadar güzel gerçekten bir şey. Gerçekten çok güzel. Hemen fırsat bulmuşken saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, şu anda kanalda ekranlarında bizleri izleyen bütün herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Programımıza şarkılar bizi söylere hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Şimdi ben bir vurgun çalayım. Of. He? Çok severim. Olur mu? Çok severim. Cemal abinin şarkısı, sözleri biliyorsun bu. Cemal Safi'nin Cemal sözleri. Safi. Müzik Selçuk Tekay. Selçuk Tekay. Harika bir eser. Baki abicim hadi. Hadi hemen bakalım. Dinliyorum.
Hüsnü'cüğüm. Aman Allah'ım. Aa. Nasıl güzel bir şarkıdır bu böyle. Bayılıyorum ve senin yorumunla da bambaşka bir hal oluyor. Çünkü bizim kökümüz, damarımız aslında Türk sanat müziğinden başlıyor. Tabii hem ki. Senin ataların, dedelerin, tabii hem ki. Benim ataların, tabii dedelerim, hep hepimizin. Hepimiz Türk müziğiyle büyüdüğümüz için. Biz bu şarkıları çalarken farklı duygulara giriyoruz. İnşallah size de yansıtabiliyoruzdur. Çok. Çok Vurgun da oldu. Ne güzel şarkıdır değil mi? Sözler Cemal Safi. Cemal Safi, müziği de Selçuk Tekay. Üstad selam çok, olsun. Çok öpüyorum Selçuk. Teşekkür ederim sana. Öperim onu. Şimdi biliyorsun sevgili Hakan'la birlikte biz 3 kişi bu yola çıktık. Ve tek hayalimiz çok düzgünce pırıl pırıl içimizden geldiği gibi müzik yapmaktı. Şükürler olsun ki bunu bugüne yaptık kadar be. Bu akşama kadar yaptık istediğimizi ya. Yaptık. Şükür. Kendi adıma ben çok mutluyum. Seninle bir arada olduğum için çok aynen mutluyum. Aynı şekilde Hakan'cığım, onunla çalışmak o kadar güzel ki onun kalbi. Aslında onu nasıl anlatacağım ben bu akşam tam bilmiyorum. Zaten yanımızdaymış gibi bu evet, arada. Evet, hep değil öyle, mi? Hep bu, öyle. Bu programda özellikle yani onu yokmuş gibi sayamıyorum. Sanki hani diyorum ya, her an burada yani. Her an gelecek gibi. Allah'tan şükürler olsun ki sağlığı gayet iyi. Önemli olan onun evet. iyi olmasıydı. Sevenlerinin dualarıyla Hakan gayet iyi ve bu akşam bizi izliyor evde. Herkes gibi onun güzel şarkılarını seslendireceğiz. Çok güzel bir gece olacak ve bu akşamın hashtag'i ne acaba? Bu akşamın hashtag'i hani bekleyecektim. Hani bekleyecektim. Ya çok fena laf değil mi bu? Aa, bakalım neler yazacaklar. Bu arada programımızda bu anonsu hep Hakan abi yapardı. Bu akşam şarkılar bizi, şarkılar sizi, şarkılar Hakan Altun'u söyleyecek. Şimdi programımıza o zaman onun güzel bir şarkısı var. Ben de ilk defa söyleyeceğim. Yorumlamaya çalışacağım. Onun yol arkadaşları var burada. Canım benim. Sizlerden de destek rica ediyorum. Söyleyelim mi o zaman o şarkıyı? Sen de ağla. Kimse ağlamasın ama şarkı güzel. Şarkı çok güzel. Hadi ağlat bakalım bizi. Hemen.
gelecek. Ayrılık neymiş göreceksin. Hep mutsuz hissedim ama ben çektim, sen de çekeceksin. Ben ağlarım, sen de ağla. Yaptıkların yanına kar kalır sanma. Söz vermiştin, şimdi yoksun. Ayrılığın günahı bir tek senin boyun. Ben ağlarım, sen de ağla. Yaptıkların teşekkür ediyoruz. Sizin çok teşekkür ediyorum. Ben canım teşekkür ederim. Ağzına sağlık Sibel'cim. Senin de gönlüne sağlık. Yakışıyor sana bu şarkılar. Ya Hakan'ın şarkıları evet çok güzel şarkılar. Sözleri de aynı şekilde. Mutlaka zaten biliyorsun programın başında da ondan bir şarkı istemiştim. Evet. Bilmiyorum şimdi dinlenirken bana belki çok güzel bir şarkı yapmıştır. Hiç belli olmaz. Tam zamanı bence bu ben aralar biraz. Ben bir gideyim de yanına. Dinleniyor bir eve ya. Gideyim. Bu dinlenirken onu orada mutlaka da bir rahat bırakmayayım bir çalışsın. Tabii. Müzik iyileştirir zaten bunu hepimiz söylüyoruz her zaman. Müzik iyileştirir ondan da güzel bir şarkı istiyorum. Biliyorsun benim bu ara çok büyük bir heyecanım var. Evet. Sevgili Ozan döndü Çolakoğlu İspanya'dan. Tarkan'ın verdiği şarkıların altyapıları başladılar çalışmaya mı? Evet başladılar. İnşallah Haziran'ın son haftası Tarkan şarkısıyla efendim huzurlarınızda olacağım. Yaz şarkısı. Bekleyin vallahi arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Harika bir şarkı geliyor. Bunun da müjdesini tekrar verelim. Aynen. Bu arada hashtag'imiz hani bekleyecektin. Yazın bize arkadaşlar. Sırada bir VTR'miz var. Hakan Altun VTR'si izleyelim mi? Hemen izleyelim. Hadi. Sizce de bir telefon her şeyi ama her şeyi silip atabilir miydi? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Peki beklenen o telefon gelseydi, o zaman ne olurdu? Bu şarkılar yazılır mıydı? Aşka bu kadar hasret kalmasaydık ya da kalmasaydı, hayal kırıklıklarının adı hani bekleyecektin olur muydu? Hani bekleyecektin bir ömür boyu. Hakan Altun şarkıları her sevdalının söylemek istediklerine tercüman oldu. Yeri geldi onun şarkılarıyla gidenin arkasından ben ağladım sen de ağla dedik. Ben ağladım sen de ağla. Yaptıkların yanına kar kalır sanma. Hani gitti dedik, ben ağladım sen de ağla dedik. Yalan yok, bugün gelse aşka yine kapımızı açarız. Hem de vur dediği yerden, tam üç kere. Üç kere kalbimden vur vur vur, benim gibi sevenler. Hakan Altun, onun şarkıları aşkın kıyısından geçmez. Onun şarkıları aşkın içinden geçer. 23 yıllık sanat hayatı boyunca aşka dair yüzlerce şarkı yapan ünlü sanatçı, kaleme alıp bestelediği ve söylediği birçok şarkısıyla sevdalı Türk halkının milli arabeskçisi oldu. Belki de bu başarı, millilik ünvanı, ona dedesi milli hafız Zeki Altun'dan, amcası milli güreşçi Muhsin Altun'dan ve babası milli futbolcu Hasan Altun'dan kalan genetik bir mirastı. Vay. Ay canım benim. Yeni bir adım daha oldu abi. Evet yeni bir ismi daha var. Milli arabeskçi mi dediniz ya? Milli arabeskçi. Milli arabeskçi valla. Ah, duygularını canım bu kadar yıllardır biriktirmiş kendine göre
pişmiş böyle neler çıkarmış. Ve bu kadar da tertemiz kalabilmiş. Bir sanatçı benim canım kardeşim, canım Hakan'cığım. O gönlünün güzelliği, o güler yüzünden gerçekten o gülüşü var ya. Ve yüzünden gözünden iyilik akıyor derler ya gerçekten. Vallahi çok özledik. Çok özledik seni. Aman yeter ki sen iyi ol. Her zaman zaten kalbimiz seninle bir arada. Onun güzel şarkıları söylenecek. Evet. Yine onun şarkılarına yakışan çok büyük bir ses geliyor. Aman Allah'ım benim... Gerçekten hayran olduğum bir ses. Ben hep diyorum ya ufacık tefecik ama kocaman bir ses. Nasıl bir şey bu? Billur gibi. Allah ya. Nazardan saklasın amin, onu. Amin. Çok severek dinliyorum ben de sizler de aynı şekilde. Hemen davet edelim mi? Hadi buyurun. Merve Özbey.
heyecandan son sözü bile karıştı. İlk şarkı da karıştı. O kadar sözler o kadar karıştı ki yani. Bizi de heyecanlandırdın. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Burada nasıl güzel yakıştı Hakan şarkıları sana. Ya, o kadar heyecanlıyım ki çok özür dilerim. Başından sonuna kadar yapacağım hatalar için olur çok uzun zaman şey? Olmuş çünkü. Olur mu? Olsun, olur biz mu de neler şey? Yapıyoruz. İlk başta öyle oluyor. Bir iki şarkı sonra ısınıyoruz. Ama hiçbir şey yoktu bu arada hemen yani onu bir da. Bir son dakika değil mi Aydın abi? İlk şarkının sözlerinde bir şey. Olsun nazarlık artık. Ya orada öyle bir şey olunca duracaksın benim gibi. Ben yapıyorum ama Cem de söylüyor ya Cem Yılmaz biliyorsun. Bir şey oldu ve unutuyorsun hafif böyle bir şeyler geldi. Dur böyle bir poz falan böyle bir şeyler yap. Vokalleri. Ondan sonra hiçbir şey olmuş gibi. Öyle bir şey yap ama çok güzeldi canım çok benim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Güzel anne. Ay çok teşekkür güzel ederim. Anne, güzel anne, güzeller güzeli anne. Canım çok benim tebrik ediyorum seni çok. 3 aylık oldu şimdi evet, değil mi? Evet, evet. Nasıl, ne yapıyorsun? Ya Allah şükürler olsun. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ne yapıyoruz? Deliriyoruz. Yaptığımız bir şey yok evde. Her gün yeni bir şey öğreniyor. Biz de onunla yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Gece işte. Uykuları falan nasıl? Çok şükür düzenli ama tabii büyüme atakları diye bir şeyler varmış Sibel Hanım. Ben çok doğrudur, bilmiyorum. Tabii ki. Doğrudur. Onlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. O bana, biz ona alışmaya çalışıyoruz. İşte. Anne sütü alıyor. Evet, aynen öyle. Yavrum benim maşallah. İnşallah hayırlı evlat olur. Allah'ım da isteyen herkese nasip eder. Amin. Hem size hem memleketimize. Allah kalbimize hep güzel günlerini görmeyi nasip eylesin. Bütün annelere, babalara, evlatlarına. Amin. Çok güzel bir duygu. Anlatılmaz. Evet. Anlatılmaz. Çok da söyleyecek İnşallah bir şey bir kardeş de olsun biraz daha büyüsün. Tabii, mutlaka bir tane artık. Bir kardeş şarkı. İnşallah. Bakın. İnşallah. Allah nasip ederse. Allah kalbinize göre versin inşallah. Amin canım çok beni. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mutlu oldum. Uzun zamandır seni zaten burada görmek istiyorduk ama Hakan'cığımın gecesinde olmanda ayrıca bir mutluluk verdi bana. Çok aynen teşekkür ediyorum çok canım çok teşekkür benim. Ederim. Geçiyorum ben. Hadi sen beni bak biliyorsun. Rahat güzel, rahat oturuyorum geç oraya. Canım benim. Şimdi ay vay vay bu nasıl bir gece olacak bilmiyorum. Bu gece bitmeyecek. Şimdi hareketli şarkılarla başladık tabii Hakan abinin ama çok fena şarkılar da var. Onları böyle ilerleyen dakikalarda, saatlerde en duygusal olanlarından yine en oynak olanlarından hepsini en güzellerini seçtik size. Ve tabii ki dediğimiz gibi bugün sevdiğimiz insanlarla, güzel seslerle birlikte size bu şarkıları söyleyeceğiz, müzik çalacağız. Adına her şeyden önce çok harika bir gece olacak. Evet. Yine bütün programlarımızda hep böyleydi zaten. Bizim önceliğimiz müzik, temiz, düzgün müzik yapabilmek. Evet. Ve bu gecede gerçekten çok sevdiğim, saygı duyduğum, severek, keyifle dinlediğim birçok sanatçı arkadaşımız var. Onlardan biri gelecek şimdi. Sıradaki arkadaşımız. Bayılıyorum ona. Gerçekten çok seviyorum. Sen söyle hadi. Biz de çok seviyoruz. Bizim ailemizden sayılır. Sayılır yabancı fazla değil. Oldu hatta. Yabancı değil, aileden. Koray Avcı geliyor arkadaşlar. Koray Avcı. Geceler düşmandı bundan sonra bana. Yaşamak artık haram sensiz buralarda. Hayaller kurardık günlerce baş başa. Seni alıp götürdüler kaldım bir başıma. Kadehlerde musluluğu aradım günlerce. Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde. Düşenin dostu olmaz derlerdi inanmazdım. Senden başka kimseyi yar sayamam. Düşenin dostu olmaz derlerdi inanmazdım. Senden başka kimseyi yar sayamam. Sana nasıl kıydılar hain geceler. Derdime derman meyler.
gece tek dostum meyler oldu. Sensiz gece nerede? Düşenin dostu olmaz derlerdi inanmazdım. Senden başka kimse yar sayamadım. Düşenin dostu olmaz derlerdi inanmazdım. Senden başka kimse yar sayamadım. İcazlardan gel orada. Dağıldım yine abi. En güzel icazlardan vallahi. Teşekkür ederim, sağ ol. Bu kadar mı yakışır? Ağzına sağlık be. Bu şarkı Hakan Altun'un bana hediyesi oldu albüm için. Çok ben güzel. Ben çok istemiştim bunu okumayı. Sağ olsun onun sayesinde yıllarca bu şarkıyı sahnelerde okuduk. Harika, çok. Millet nasıl eşlik ediyor değil mi sevenleri? Keyifli olmuş, tabii. Sahnede herkes tam, bir arada söylüyor. Tam sahne şarkı. Kesinlikle tam. Öyle, kesinlikle. Tam hatta biz efendim biraz daha hareketli yapıyoruz, daha biraz hızlı. Aydın abiyle konuştuk, dedi ki Hakan abi izleyecek, keyif alsın, sen çok hızlı gitme. Biz çünkü durmuyoruz böyle, sürekli hareket halindeyiz ya. O biraz daha yavaşını yapıyor, bu ikinci ortası olmuş. Aynen, çok güzel yakıştı. Ağzına canım sağlık, hoş bulduk efendim. Hoş geldin programımıza. Hep bekliyorduk vallahi, çok iyi oldu. Çok heyecanlıyım, mazur görün bana. Canım benim, hoş geldin. Biz de öyleyiz. Benim duruşuma bakar mısın? Bu heyecanımız bize de yansıyor ister istemez. Az önce Merve de söyledi aynı şeyi. Benim biz canım. Ama her hafta aynı heyecan duyuyoruz Sibel, öyle değil mi yani? Yani her şarkıda aynı zamanda heyecanla. Aynen öyle. Heyecanla söylüyoruz. Yani güzel, heyecan her zaman güzel. Kesinlikle. Ama böyle iki ustanın yanında olmak ne mutlu. Bir canım ayrı benim. Bir heyecan katıyor ekstra, o da beni şu an çok yoruyor. Ben keyif yapacağız. Hiç yorulmana gerek yok. Bu akşam keyifli olacak. Tadını çıkaracağız bu güzel gecenin ve inanılmaz şarkılar var. O zaman bir orkestrayı alkışlayalım mı? Evet. O güzel orkestraya. Hepsi çok kıymetli, çok büyük değer ve biz çok şanslıyız onlarla. Evet, şarkı söylediğimiz için gerçekten çok şanslıyız. Alalım oturma mı seni da, böyle? Geçeyim ben abi. Hadi sen gel, keyfine oraya bak. Buraya mı geçeyim? Evet. Nasıl istersen. Özellikle Hakan abinin şarkılarını çok güzel yorumladığını düşündüğüm... aranızdan birçoğu tanıyor olabilir, yeni tanıyacak olanlar olabilir. Ama öyle güzel bir ses var ki şimdi konuğumuz. Ben gerçekten de biraz önce duydum daha. Ve Hakan gerçekten o kadar güzel bir kalbe, o kadar güzel bir yüreğe sahip ki. Onun zaten biraz önce de söylemiştim. Gözünden anlıyorsun ne kadar evet, iyi bir insan olduğunu. Evet. Herkese hep yardımcı olmaya çalıştığını biz çok yakinen biliyoruz ama şimdi gelecek olan kardeşimiz de onlardan biri. Farklı bir yerden. Onun mesela memuriyetindeki videolarıyla ilk izledik onu biz. Ben de ilk zamanlar neredeyse keşfettim. Ama burada Hakan abinin tabii özel tarafı şu. O sadece dinleyip beğenmekle kalmıyor. Gel bakalım Şahin'cim buraya evet, diyor. Evet. Ve onunla ilgili önünü açacak. Ona yanına dair daha güzel veriyor, şeyler yapabilmesi evet, için fırsatlar veriyor. Bir çalışmalar yaptılar ama tabii işte bu malum... Malum pandemi, korona herkesi olduğu için biraz şey kaldı. Zamanı biraz daha gecikti ama güzel bir ses dinleteceğiz size bu akşam. Dinleyenler zaten merakla biliyorlar. Biliyorlar. Ama bilmeyenler için yeni bir ses, hayatınıza yeni bir ses gelecek. Özellikle arabesk şarkılarda, bu tarz şarkılarda güçlü bir yorum. Çağırayım mı? Çağırsana hadi. Şahin Özlem geliyor arkadaşlar.
dostu muyum sanıyorsun? En az senin kadar sancılarım. Gülüyorum sanıyorsan, inan ki çok aldanırsın. Mecburdun gitmeye, dönüş yok geriye. Farz et bir rüyaydı, yalan oldu bu hikaye. Kabul et, sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çalmıştı kapıyı o hain zalim ayrı. Senin kadar sancılarım. Gülüyorum görüyorsun. İnan ki çok aldanırsın. Mecburdun gitmeye, dönüş yok geriye. Farz et bir rüyaydı, yalan oldu bu hikaye. Nasıl anlıyorum seni var ya, olur Allah mu? Allah. Vay vay vay. Şahin. Ya. Şahin. Değil mi? Şahin bal. Ne oldu, kumur oldun Şahin? Vallahi billahi ne güzel. Ya gerçekten aslında, hani ben şimdi rüyada gibiyim. Canım benim. Bir yanımda bir tane prenses, bir yanımda bir tane prens var. Yani Türkiye'nin çok böyle yani baş tacı ettiği iki tane büyük ismin yanında olmak, ortalarında olmak. Ay canım. Bu platformda böyle büyük isimlerle yer almak. İstanbul'da. Allah, Allah hepinizden razı olsun. Ay canım benim, senden razı olsun. Biz normal şartlarda biliyoruz zaten senin performanslarını. Maşallah Şahin'cim. Ama merak etme, 40 yıldır bu işi yapan insanların biz de dahil olmak üzere. Hepimiz heyecanlanıyoruz her şarkıda. Hepimizin ilk şarkıdaki o heyecanı ve şeyi böyle bir... Ama o olmazsa da olmuyor değil mi? Olmaz. O heyecan bak, terlerle ikimizden de bir değil mi?
Diğer şarkımız var mı? Bir yeterimiz mi var daha önce acaba? Vefasız alem. Aman Allah. Güzel anlatıyor bu. Hadi bakalım. Hemen izleyelim. Allah Allah. Çok sağ ol. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şahin. Evet. İkinci şarkıda bir rahatlama hissettim birazcık. Açıldı ağrı ağrı ama ne açılma. Çok güzel Şahin'cim. Ağzına sağlık Şahin'cim. Teşekkür ederim. Abim benim. Allah razı olsun. Ailede var mı müzisyen? Nereden geliyor? Ha, şunu soracaktım. Mutlaka abi, var ailede... gibi geliyor bana. Yok ailede. Hiç yani mi yok? Öyle annem ninni okurken ağlarmışım ben. Benim gibi. Hüsnü gibi. Annem öyleymişim yani. Demek sonra... ki annenin sesi çok güzeldi. Evet. Sağ mı anneciğim? Adım, sağ. Bütün annelerimize uzun ömürler versin. Allah ömür versin. Rahmetli olanlara da hepsine rahmet diliyorum. Gani gani. Ne diyeyim Şahin sana ben yani. Selam. Uzun uzun böyle çok çok dinlemek isteriz seni. İnşallah. İnşallah. Böyle farklı projelerde. Var mı? Bir şarkıda. Var mı bir proje falan yapılan şu anda? Sibel Hanım. Çalışmaların var mı canım tabii benim? Tabii ki tabii ki çalışıyoruz. Zaten bir tane klip yaptık. Hadi sağ olsun. Bakın. Buradan Hakan Altun abime. Canım benim o. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Bana bu yolda öncülük ettiği, fırsat verdiği Hak Yapımı ailesine dahil ettiler. Canım. Değerli mimarım Aydın Kara abim. Aranjörümüz. Yani, tabii ki onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Canım benim. Sonsuz minnettarlarımı sunuyorum. Buradan biz de Hakan teşekkür ediyoruz. Böyle şekilde. Değerli insanlar, böyle güzel sesleri bize kazandırdığı için. Çok sevindim. Bunu ilk defa yapmıyor zaten Hakan Altun. Evet. Bunu uzun zamandır yapıyor ama böyle hak eden insanlar da olduğu zaman gönlüne sağlık abicim. Yolun açık olsun. Canım Şahin'im benim. İnşallah. Cansın, abim çok benim. Çok mutlu aranızda olduk. Aranızda bulunmak çok büyük onur, çok büyük şans. Allah razı olsun bana vesile kıldı bunu. Allah kalbine göre canım versin benim. Şahin'im. Canım yolun, benim yolun pırıl pırıl açık olsun inşallah. Amin zaten abla. Bu güzel sesinle her şey çok güzel olacak. Ben inanıyorum. Amin abla. Allah amin. Seni korusun. Hep amin. Güzel cümlesin güzel şarkılar ki. Devamlı söyle bize çok uzatmadan. İnşallah, inşallah. Tek tek şarkıları ver, tamam mı? Tamam abla. Bizi kırmadın. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür Şahin. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol, Şahin'cim. Ayağına sağlık. Siz sağ tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum eyvallah. Canım benim. Çok öpüyorum hoşça seni. Kalın. Teşekkürler. Çok sağ ol. Biz alayım mı? Evet, neredeyiz acaba şu anda? Şimdi alayım mı mikrofonu ben? Bir Hicaz şarkımız var ki. Aman aman aman. Ya Hicaz deyince tabii hep duygusal ve... böyle biraz ağır şarkılar akla geliyor ama bu birazcık daha farklı bir modda bir şarkı. Bir çalmaya çalışalım bakalım Aydın'ım nasıl olacak? Hadi deneyelim. Thank you.
Demedin be. Ne ya. Sıkıştırdık, ne sıkıştırdık adamı burada. Bir an içimden burada. Ne geldi biliyor musun? Hı. Dedim ki acaba Hakan birini buldu şöyle gelinlikle, damatla böyle şuradan gelecekler gibi geldi vallahi ya. Ya. Canım Hakan'cığım daha dur, Hakan'ı evlendireceğim biliyorsunuz. Arıyoruz. Helal süt emmiş bir kız evladı. Valla samanlıkta yani. Yine aramak gibi oldu bu Sibel'cim. Yok biz yok de, onun gönlüne sonra, göre. Az sonra zaten bir VTR'miz var adamı ne sıkıştırmışız be. Allah bütün aşkına. Program boyunca neler yapmışız adamı valla. Devamlı evet birini buluyor ama bulacağız ona. Tam onun böyle gönlüne kalbine yakışır. Çok hanım güzel bir kız bulacağız inşallah. Anneyle beraber zaten kız kardeşiyle beraber olaya ben de el attım. Tamamdır yani. Hadi tamam bakalım. Hakan hepimize emanet. Aynen öyle. O zaman evet. Oturalım mı artık? Hadi oturma artık. Odamızda geliyoruz bir şeyler yapalım ya. Beraber. Hadi hoş bakalım. Efendim. Buyurun hadi. Arkadaşlar. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Boşuna bekleme, aramaz gururumdan. Seni çok sevse de her şeye sahip olabilirsin ama aşkımız servet. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme, aramaz gururumdan. Seni çok sevse de her şeye sahip olabilirsin ama
aşkımız servettir, bilmelisin. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Sibel'cim, valla. Çok teşekkür siz ediyorum. Bunu bir çok akşam yine okumuştunuz galiba, evet, değil mi? Evet, Hakan'cığımla zaten ilk programda i̇lk da programda söyledik. Zaten öyle hatırlıyorum ya, dedim ben. Dedim ya, çok yakıştı sana dedim ama gerçekten... Benim çok sevdiğim şarkılarından biri bu. Hep söylemek istiyordum. Birkaç yıl önce biz bir yılbaşı programında söylemiştik onunla galiba, Hakan'la. Bayıldığım, yani o kadar güzel eserleri var ki. Aynen öyle. Hakan'ın gerçekten bütün şarkıları çok güzel. Bu da onlardan biri yani, artık klasik Hakan Altun şarkısıdır bu da. Biz Ankara'da kafelerde çaldığımız zaman böyle gitarcı arkadaşlarımız da o lisedeyken evet, bir liste yapardık. İlk 5 şarkıda telefonum. İlk 5. Ah, hala beni seviyor hep böyle sürekli. Hayır, bir de böyle devamlı bekliyorlar telefonun başında. En az böyle 5 defa 10 defa okuyorduk. Arka arkaya çalınıyordu değil mi? Ama hala öyle şeyler var herhalde değil mi? Telefonun başında beklemek. Aşk varsa çaresiz, telefonun başında beklemek gitmez. Değil mi? Aşk varsa artık her şey var. Devam değiştiği için evet biraz. WhatsApp engeller var artık, neler var. Engeller var. Görüldüler WhatsApp, var. WhatsApp engellemeleri, bütün her şey engelleniyor. Sonra tekrar engel kaldırılıyor değil mi? Bir sürü şeyler. Aşk olunca meşk de oluyor Hüsnü. Aşk olunca şarkılar her oluyor. Şey oluyor. Her ve şey aşkın oluyor. Da aslında çok yakıştığı biri Hakan. Gerçekten ona aşk yakışıyor. Değil mi? Aşk adamı diyorlar ya, boşuna gerçekten demiyorlar. Gerçekten aşk adamı o, bizim canımız. biliyorsunuz program sırasında böyle minik bir talihsizlik yaşandı ama çok şükür çok da iyi bir şekilde. Bizim hemen bu keyfimiz de onun iyi olmasından dolayı, evet, zaten. İyi oynadığımız için. Öyle haberlerini alıyoruz biz de. Evet, buradan da en yakın zamanda inşallah hem aranıza hem evet, aramıza sağlıkla şifayla dönmeni istiyoruz Hakan abicim. Seni çok evet, seviyoruz. Amin, herkesin amin sevdiği o. Çünkü hiç kimseyi incitmeyen bambaşka bir kalbe sahip. Gerçekten. Bence çok vicdan ve merhamet sahibi çok. Ve çok onun çok yüzünden naif, belli zaten evet, aynen öyle. Bütün duygusu yansıyor böyle. Hepimiz çok seviyoruz onu. Onun çok sevdiği şarkılardan bir tanesi daha var burada. Bir de böyle yazınca hep tuhaf geliyor bana, o da demişti yani Hakan Recep Altun. Evet. Beste bu, ve söz Hakan Recep Altun. Unuttum Hakan seni Altun. Ben diyor. Evet, unuttum seni benim aslında şöyle bir hikayesi var. Bir önceki albümde Hakan abiye çok, abi ne olur bir şarkı okuyayım, bir şarkı okuyayım. Ne istiyorsan onu okuyabilirsin. Telefon hariç demişti. Telefonu ay, kimseye vermiyor galiba. Ay, telefon hariç benim demişti. Bunu alabilir miyim abi? Al senin olsun kardeşim demişti. Kaydını aldık ama sonradan çıkarmak nasip olmadı. Okumak bugüne nasip. Ah ne güzel. Ne güzel. Elimden geldiği kadar okumaya çalışacağım canım ben. Canım benim o güzel billur sesinle. Estağfurullah Allah. Siz varken bayılıyorum, bize... bayılıyorum. Siz varken. Bayılıyorum. Ah, hepimiz. Canım benim. Artık seni dinlemem, verdiğin sevgi yok ettin ellerinle. Git başımdan, daha çok üzme beni. Kararımı verdim, olmayacak. Dönüşü olmaz aşkın, yıkarken düşünseydin. Pişmanlık fayda etmez, sen istedin.
yok ettin ellerinle. Git başımdan, daha çok üzme beni. Karar derdim olmayacak. Dönüşü olmaz aşkım, yıkarken düşünseydim. Pişmanlık fayda etmez, sen istediğin. Unuttum seni ben, günahlar boynuna. Yazılmış yazıyı çevirdin tersine. Hani sen benimdin, durmadın sözünde. İstediğin yere git, unuttum seni ben. Aylardır bekledim, haberin gelmedi. Ansızın karşıma çıkmışsın. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Kalk. Ağzına usta. Sağlık. Estağfurullah. Bakar mısın? Aslında da uzun zaman şarkı söylememenin vermiş olduğu şeyi anlıyorum. Bir kere bu yaşadığımız durumdan dolayı anne olmak, hormonların değişmesi, çok paslanmış gibi hissediyorum kendimi. Hiç daha önce söylememişim, söyleyemiyormuşum. Bugün buraya geldim, elim ayağım dolaştı. İnsan önce tedirgin oluyor ama... Çok korkuyorum. O kontrol galiba ses teli de bir kas olduğu için o kontrol 1,5 senedir evde olmamızın verdiği bir durumdan kaynaklanıyor. Biraz daha okursam açılacak gibi gözüküyor. Ne kadar güzel hem ki. Hem onun duygusal tarafı hem de profesyonel tarafı ister istemez. Biz mesela hani az önce dediğim gibi 40 yıldır çalıyoruz, söylüyoruz ama ilk programı yapmaya başladığımız hafta bizi görmen lazım mesela. Bizde de öyle yani bir buraya gelirken ne yapacağım ki ben dedim. Bir de sizin gibi üstadların yanında olur bu kadar mi? Güzel orkestrayla gerçekten söylemek yok, çok zor. Bu arada Merve'cim bizim aynı okuldan konservatuar arkadaşımız. Öyle değil mi? Aynen öyle. Birlikte bir proje de yapmıştık. Türk müziği, yaptınız devlet mı? Konservatuarı. Çalgı eğitimi bir de uçuyorum ben. Bir de uçuyorum. Ay yok hayır. Çalamıyorum tabii ki yani. Çalamıyor musun hiç mi? Yani ben... lise girişliyim oraya. Zaten tamam. Şu anda da belli olduğu üzere boyum çok uzun değil. O zaman da biraz kiloluydum. Fabrikasyon mutlardı. Baki abi sen bilirsin kolum yetişmedi. Hiç olmadı o bana. Yatırarak çalmak zorunda sonra kaldım. Sonra yaptılar göbekçi mutlardan ama. İşte o zaman da o yoktu bizde akustiklerde. Hayır şimdi... şeyi demeye çalışıyorum. Evet. Sanat müziği, halk tabii müziği. Tabii ki her şey. Okulda okurken tabii. Bunların hepsini. Hani şimdi ben mesela... aslında sanat müzikçiyim. İlerleyen dakikalarında o zaman bir Türk sanat müziği şarkı. Sizin senden yanınızda, böyle içimden. Neden olmasın? Burada mesela özellikle tabii. Daha sonra bir tane isteyeceğim. Olur tabii unutmayalım ki seve seve. Baki'cim. Unutmayalım. Bir tane dinleyelim artık. Olur olur seve seve. Koray. Koray'cığım sen neler yapıyorsun Koray? Ben dinliyorum anlat şu an bakalım. Ne güzel. Evde izliyordum böyle pijamayla takım elbiseyle de güzel oluyormuş. Keşke pijamada gelseydin Koray. Düşündüm ama Hakan abi ya bugün Hakan tabii. Abinin gecesi. Hepimiz bak canım ne güzel. Hepimize benim. Dokunan bir adam. Yani. Hepimize değil mi Hakan'la? Dikkatli çok hassasiyetimiz o yüzden benim de öyle. Mesela ben normalde çok konuşurum ama bugün hiç konuşmuyorum. Çünkü sadece şarkı söyleyip. Hakan abiyle ilgili konuşmak istiyorum ya. Başka bütün anılarımı anlatmak anılar istiyorum. Anılar var mı? Mesela olmaz bir tane mı? Anını anlatsana en böyle. En keyiflilerden araya en dalıyorum. En keyifli. Araya dalıyorum. Mesela Köksal'ımla bayağı uzun yıllardır berabersin ve bu evet. Senin hem vefa hem arkadaş dostluk anlayışını da gösteriyor. Kaç yıl oldu beraber olalı? Bizim 7-8 olacak galiba. 8. yıl değil mi? Ne güzel yani, bir şey. Ben de o da başka bölümler okuyordu. Ya ben müzik yapıyordum ama
İşte üniversitem fizik okuyordum. Bıraktım Ankara'ya geldim. Müzisyenler ayrılmış. Kafelerde çalıyorduk. İlk üniversiteyi okurken, lisedeyken. Kimse işe almıyor bizi. Bilmem ne kaldım öyle. Facebook sayfamız vardı. Yazdık üstüne abi oraya. İşte dedim ki gitarcı aranıyor. Daha Köksal'dan önce 20-30 tane daha gitarcı geldi gitti böyle. Kimse tutturamıyor. Ya parayı bulan gidiyor. Ya kendine kızı bulan sokakta gidiyor. Evlenen bile var yani sokakta. Ben böyle gitarcı arkadaşlarımdan buradan onlara selam olsun. Sonra ben Facebook'a yazdım abi. Gitarcı aranıyor dedim. Bayağı bir böyle mesaj geldi Ankara'dan. Dedim ben benim gitarcım Çorumlu olacak dedim. Kesin kararımdır ya. Allah aşkına. Bayağı gördün abim. Abi adam Çorumlu çıktı sonradan. Gerçekten öyle bir şey yazdın mı? Nasıl konuştuysam o gün dedim. Allah Çorumlu Allah. Gitarcı aranıyor dedim sonra. 50'ye düştü. 50 tane gitarcı var Çorumlu abi. Ankara'da. Ne güzel. Böyle bir şey var mı? Vay anasın ne güzel. Ve baktım böyle ilk beraber Kızılay'da Konu Sokak'tayız. Geldi tanıştık şarkı söyleyeceğiz. Böyle o kadar çok Barış Akarsu dinliyor ki. Ben de hep işte Ahmet Kaya'dayım. İşte Orhan Tabii. Baba'dayım, işte Nesimi'deyim falan. Dedim ki biz bu işi çözemeyeceğiz. Gel bir otur bakayım. Abi 3-4 gün çalıştık. Bir şey oldu sonra. Biz Türkiye'nin her yerine sokakta söylemeye başladık. Sonra zabıtalar bize izin vermedi çalmaya. Bizi kestiler. Onlar da yaşandı. Sonra biz de mini konserler yapmaya başladık. Ondan sonra ne oldu? Ben ne ara Ahmet Çelenk'le tanıştım sahnede. Sonra ne ara Üstü Şenlendirici klarnetini bana verdi. Sibel Can'la şarkı söyle. Merve Özbey, Kankim falan. Çok karışık durumlardayım yani. Aman sabahtan beridir Hakan Altun'un orkestrasıyla deli gibi şarkı söylüyorum. Eziliyorum, büzülüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Su akar yolunu bulur. Yani evet öyle aslında. Yani biraz, burada tabii... biraz su akıyor yolunu buluyor ama tabii biraz emek de vermek lazım. Emek ben hayatımı verdiğimi zaten. Düşünüyorum. Evet evet. Yani bu işlere emek vermeden olmuyor. Kesinlikle abi. Hayatımı Sever, verdim. Herkes öyle bu kalbini, arada. Kalbini, canını, kanını, her şeyini koyman İnsan gerekiyor. İnsan hayatını veriyor evet. Gerçekten. Her bir gün de, yeni bir yani, şey öğreniyor. Dışarıdan çok ki başka bizi. Görünüyor bir de abi. Burada bizi değerlendiren insanların arka planda, kamera arkası derler ya hani, arka plandaki insanların da emekleri çok önemli. Kesinlikle. Ahmet Çelenk benim eski dostum. Hem abim hem arkadaşım. Bir de kesinlikle. Bir yapımcı olarak mesela çok bazen müziklere de dalıyor. Ya diyor burada gitarcı öyle yapsaydı diyor. Ben de diyorum ki Ahmet abi tamam yaparız diyor. Hadi öpüyorum seni Ahmet Çelenk. Bu şarkı da sana gelsin. Gönül Ay, yarası. Gönül yarası Koray'ım. Koray. Haydi o zaman. Hadi gelsin mi? Gelmesin mi abi? Hadi. Hakan abinin türküsü. Bugün benim halim yaman, derdim büyük, başım duman. Sen bana sabır ver Mevlam, bu yaraya yok mu derman? Sen bana sabır ver Mevlam, gönül sevdi bilmez derman. Nereden sevdiğim cana gitti, yarim gitti, ömür bitti. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Kapan. Sönmek bilmez.
derdim büyük, başım duman. Sen bana sabır ver Mevlam, bu yaraya yok mu derman? Sen bana sabır ver Mevlam, gönül sevdi bilmez ver. Kapanmıyor, sönmek bilmez, yanar durur. Seviyorum seni Aydın abi. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor, sönmek bilmez, yanar durur. Gönül yarası. Ağzını sağlık Koray. İlk defa söyledin değil mi? Evet abi. Koray yani ne kadar yakıştı bu. İlk defa sahnede söylüyorum abi. Ağzına sağlık. Belki sahnene koyarsın yine repertuarda. Bence olmalı bu repertuarda. Bugün burada okuduğumuz bütün şarkıları sahneye koyuyoruz abi. Bence diyoruz ki de. Biz yarım yarım okuyoruz, Hakan Altı'dan tam dinlersiniz diyeceğiz. Böyle. Değil mi? Bence. Kenar zaten, çok yakıştı. Bu şarkılara girdiğin gibi seyirci eşlik etmeye başlıyor ya, o farklı bir tat oluyor zaten. Ben üç gündür var ya çok psikolojim bozuldu benim ya. Ya ben şarkılar ne güzel at çünkü. Biniyordum, yeşillikteydim. Fethiye'den. Telefon geldi, çıkacağız. Hüsnü abiyle konuştum işte, Hakan abi. Ay canım benim. Dedim şarkılar. Geldi şarkılar, listeyelim de bakıyorum böyle. Hı? Dedim oğlum bu iş çok kötü. Biz üç güne dedim ya aşık olur, ya evleniriz ya da batarız dedim ya. Abi üç gündür böyleyim ha. Rabbim bana bir der. Köylüler artık geldiler. Dediler ki abi herhalde bir mevzu var. Manav geldi. Bakkal geldi. Şey kasap oldu. Geldi. Allah herkes için. Şeydeyim, Kayaköy'deyim. Fethiye'de burada herkese selam gönderiyorum. Herkese Fethiye'deki. Selam olsun. Fenalar abi. Ben gaza geldim, bütün manavı, bakkalı, otelcisini hepsini topladım eve, güzel bir ziyafet yaptım. Oo. Hakan Altun şarkılarını ezberlemem lazım. Buna bakınca sağ okunmuyor ki yani. Düşünsene iki tane adam oturmuş böyle, Hakan Altun söyledi, toplayın. Eşlerinizi meşlerinizi herkesi getirin dedim. Ne güzel yaptın. Ezberlemeye çalıştık ama abi Hakan abi okuyor işte. Yani. Ya, zor. Ya, zor. Ya, bizim o başka. Bizim onun mesela abi. Aslında bugünkü oturma odamız... Hakan abinin evinin oturma odası gibi. Ah, biz evet onun misafirleriyiz, evet, konuklarıyız. Onun şarkılarını evet. Çalıp söylüyoruz. Yine misafir geldi. Değil mi? Onun, evet. onun gönlünde misafir misafiriz. Bir de onunla bir anlarımız var, bir VTR'miz var. Hakan Altın'la bu programda yaşadığımız güzel anlar galiba. Değil mi bu VTR'miz Halil'im? Bir izleyelim mi? Bir kadın tanıdım. Diyorsun. Diyorum. Böyle bir manidar böyle bakışlar birbirlerine ama olsun, hemen söyleyelim bence. O hep takılır şarkı. Bana, Hüsnü bana takılır. Beni evlendirme derdinde çünkü abi evlen. Ama gerçekten evlen. Yani ben de bu işe ele atacağım. Başlayın beni sıkıştırmaya ben... tekrardan. Sibel Can ve Hüsnü Çenlerci benle uğraşmaya devam ediyorum. Tam güzel evlilik ya. Çağındasın Hakan. Hadi inşallah. Araştırıyoruz, başladık böyle ara. Hadi bakalım inşallah. Allah nasip etsin. İnşallah. Bizim yakışıklı oğlumuza. Ne kadar yakışıklı damat gibi inşallah. Yoksa. Teklif ediyor. Duyuyorsunuz değil mi, teklif ediyormuş. Sen artık deli gönül, bak gelip geçiyor ömür.
Dursan artık geldi Hakan abiciğim. Tam artık adamına geldi şarkı. He? Tam sana geldi değil bak, mi? Bak gelip geçiyor ömür derken de beni gösteriyor. Yani yaşlandın yaşlandın diyor. Üstüne televizyon programı yaparken evleniyormuşum. Tabii neden olmasın? Hadi hayırlısı. Her şeyde bir hayır var. Tamam sağ dışlar yani, mısınız o zaman? Biz evet bir araştıralım. Vallahi değil mi? Olur mu? Vallahi çok güzeldi. İnanılmaz yakıştı ya, sana. Çok... Paralımı da söyleyeyim ben, yaşasın aşk yaşasın arabesk derim her zaman. Aşkta gurur olmaz çünkü. Aşkta böyle gurur edersen aşk olmaz zaten, ayrılık olur diye düşünüyorum. Ben. Çok gemlik zevkini kurtardı. Bu şarkıyla kavuşur. Bu şarkıyla kavuşur. Benim canım abicim. Hep böyle gül. Hep sen söylerdin. Hep sen söylerdin. Bu akşam da ben söyleyeyim. Bu akşam şarkılarımız bizi söylüyor. Şarkılarımız sizi söylüyor. Şarkılarımız Hakan Altun'u söylüyor. Seni çok seviyoruz. Çok sen seviyorum. Sen bizim canımızın ikisi. Canım benim. Sensiz her şey yarım vallahi hiç sorma. Vallahi Allah Allah. Ne kadar özlemişiz. Bir tuhaf olduk ya. Vallahi üstüne inanmıyorum. Üstüne bir de bu şarkı mı geldi şimdi yani? Ya. Yok. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Hadi üstüne. Hakan'ın hep böyle yüzü gözü gönlü gülsün. Hep gülelim. Hadi sana gelsin Allah'ım Hakan hayırlı kısmetler çıkarsın. En seni yakın çok seviyorum. Zamanda karşısında. Benim, benim kaybolan abimsin sen ya. Thank you.
gelsin Hakan Altun. Allah Allah. Çok güzel icazları var da bu da en güzellerinden bir tanesiydi. Nasıl güzel bir yorum bu ya. Elimizden geldiği kadar yapındırıyoruz. Hem de. Neydi, var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey, var mı? Böyle bir şey var mı? Canım benim. Şimdi Koray. Yeni duydum ben de ve inanılmaz mutlu oldum. Sevgili Bülent Özdemir'in çok kısa bir süre sonra... Tribüt albümü çıkıyor. Evet, çıkıyor. Selam olsun Bülent abiciğim. Evet. Canım benim. O albümde de şimdi Bülent'le sevgili Sezen'in birçok şarkısını tabii ben seslendirdiğim için... Evet. Bana bu albümde yeni bir şarkı yaptı. Onu seslendirdim ama Lale Devri şarkımızda Koray söylüyor ve Bülent o kadar abiye selam olsun. O kadar yakıştı ki sana bu. Sibel'cim sen de acaba birlikte mi söyleseniz bu şarkıyı? Evet. Ay büyük bir keyifle söylerim. Büyük bir keyifle söylerim. Mustafa Ceceli'ye de selam gönderelim. Selam olsun. Aranjı Mustafa'cığım yaptı canım. Birlikte iki gün geçirdik, çok keyifliydi. Ay Mustafa yani... öyledir. Biraz, Lale Devri mi söylüyorsun? Evet abi, değişik oldu ama güzel oldu. Mutlaka yani. Çok güzel olmuştu. Şimdi Sibel Can'la söylemek tamam abi. Bülent abi. Ay canım benim, hadi biliyorsunuz. Hadi söyleyelim o zaman. Söz Sezen Aksu, müzik Bülent Özdemir. Bir klasik eserdir bu artık. Klasik şarkılar arasına girmiştir. Evet. Sana da çok yakışacak. Hayırlı uğurlu olsun. Beraber seslendirelim hadi. Hadi, hadi hep beraber çalalım. Çok geç kalmışız canım.
vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmışlar. Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi çok sanmasa İftar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildi sev, bu dünya yansın. Ben derim utanma, iftihar et, sevmeyenler utansın. Ne kadar gel güzel Koraycığım, canım benim. Şarkı güzel. Arkadaşlar şarkı gel, çok güzel. Gel prensesle prenses yan yana otursun gel. Gel benim canım. Şarkı çok güzel bu şarkı. Evet işte Bülent Özdemir, Sezen Aksu deyince bir destur diyeceksin hani yani. Yıllardır sanat müziği şarkısı ya yapılmıyor diyor ya mesela. Bir de aynen. Bu bütün formuyla aslında sanat müziğine öyle mi bakıyor abiciğim? Bütünüyle hepsi bayağı, var içinde zaten bunun. Bakalım son yapı olarak da sanat müziği. Değil mi? Yakışıyor formu olarak evet. Yani doğru. Çok bir de Bülent abiyle Ahmet Baba şey dediler, albüm var, Lale Devri'ni okuyacaksın dediler. İşte bu kadar. Yani, zaten onlar dediyse zaten tamamdır. Zaten deyince konu kapanıyor. Otur bakayım Koray. Sibelcan, Sibelcan, ya, Sibelcan. Ama çok yakışmış sesine. Rüyalarda buluştuk. Vallahi çok buluştuk. Canım benim. Yemin ediyorum sabahlara kadar dinle dinle. Dinledin mi? Ceceli de çok, yani Mustafa Ceceli de çok 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 keyifli bir bence aranjör. Yani harikadır. Oturduğu zaman masanın başına... Evet. Seni %100 anlayan bir adam. Çok güzel bir şey çıktı ortaya. Umarım beğenirsiniz. Oh, harika. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bülentciğime de yakışır. Çok özel aynen bir çalışma olacak. Birçok değerli sanatçı olacak o albümde. Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Yakışır. Amin. Bu arada bir konuğumuz daha var. Bir derken hani konuklar. Konuklarımız daha benim var. Benim son yıllarda ya daha doğrusu bir yıl sen falan seviyorsun oldu. Onları. Ay bayılıyorum. Programın başından beri devamlı söylüyorum ya ne zaman gelecekler, ne zaman gelecekler ve ben çok heyecanlandım onları da duyunca. Hemen davet edelim mi? Ben de heyecanlandım çünkü mesela şarkıyı söyleyen adam benim böyle yakınlarımdan. Hem benim de yakınlarımdan abi. Senin de değil mi? Onu da duydum ben. Ben ilk daha senin orkestrada ilk mı? İlk konsere başladığım zaman Ahmet Bey'e şey demiştim, ya ben Hasan'la çalışmak istiyorum dedim. O da nereden çıktı dedi. Volkan abinin televizyon programında izlemiştim evet. Ben. Trombon çalıyordu. Evet. Çok istiyordum beraber birlikte sahne almayı. Çok biz da beş çalıştınız. Yıl, çok beş da çalıştınız. Yıl durmaksızın peki, resmen böyle ömrümüzü ay, birlikte harikasın. Bir yere kadar tamamladık. Sonra harikasın. Dedi ki abi biz bir şeyler yapıyoruz. Zaten ben hep hayalimdi
böyle Hasan'ın bir şarkı söylemesi. Ben sürekli söyledim zorla böyle ite ite. Ay ne kadar güzel. Ama tabii biliyorsunuz Hasan üstadlardan yani hem enstrümanında öyle hem de sesiyle de bana çok keyif veriyor. Çok beğeniyorum onu. Acayip oldu abi çok mutluyum. Peki Hüsnü senin çok nedir? Yeğenim benim. Yeğenin mi? Tabii. Kancan. Aa, sen neden Kancan. Kaç haftadır yeğenini getirmiyorsun buraya? Söylüyoruz baştan beri zaten. Bugüne kısmet oldu. Hep söylüyoruz. Sen de söylüyorsun ben de söylüyorum. Ben istiyorum mesela. Devamlı. Tabii. Bayağı bildiğin yeğenin yani. Bayağı benim işte nasıl söyleyeyim sana? Halamın torunu. Yani benim kanım canım kolum bacağım gibi. Aynen öyle. Oğlum sayılır hatta o kadar söyleyeyim. Ki. Hadi çağıralım mı? Kesinlikle. Ay çağıralım hemen gelsin onlar. Onlar ekip olarak zaten bayılıyorum bugün, onlara. Bugün bizim konuklarımız. Alkışlarınızla Sakiler geliyor arkadaşlar. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Gel vazgeçelim, hiç zorlamadan. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde. Geçiyor perde perde, doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde. Yerde tuzak, bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Yükseklerde hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yapamadığım birçok şey var. Hem tatminsizim hem günahkar. Sen beni bu şehir kurtar. Bir yer bulalım. Çocuklar ya Allah i̇şte Allah. İşte bu. Hoş geldiniz. Oh. Programımızın vallahi başından ne beri. Ne güzel renk. Ne güzel renk oldu. Başından beri istiyordum. Bak, aman Allah. Sibel, vallahi program birinci bölümde. Gelin birinci şöyle. Birinci bölümden beri. Sibel diyor ki. Yani sakiler gelsin. Sakiler derken en sevdiğim.
Bayılıyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar mı güzel, özel yorum olur ve her şeyle. Yani sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederiz. Büyük bir mutluluk burada olmanız bizim için. Bizim için. Bütün arkadaşlarımız için aynı öyle. Gördün değil mi arkadaşlarımızı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii aslında en keyifli olan taraflarından biri birçok sanatçıyla birlikte sahnede. Orkestrasyon, işte eşlik. Eşlik durumuna devam ederken arada böyle şeyler yapmak nasıl oldu Hasan ya? Malum pandemi boşluğu değerlendirmek istedik. Enstrümantal bir şeyler çalalım dedik ilk ama. Önce öyle başladı. Öyle başladı. Sonra Yücel dedi ki kitleye ulaşmamız lazım. Sen mi buldun şarkı dünyadan uzak? Kimin aklına geldi? Serkan Bey'i buldu. Sen mi buldun? Harika. Ya zaten şarkı dinleniyordu. Zaten. Bilinen bir şarkıydı zaten. Şarkı bulmak bir kere çok önemli. Evet. Orada doğru söylediniz. Çünkü hani çok güzel yorumcu olabilirsiniz, çok güzel şarkıcı, aranjör veya şey yönetmen olabilirsiniz. Şarkı demek artık günümüzde öyle bir şey ki. Evet. Mesela o ilk şarkıda mevzu aldın ellere gitti değil mi Hasan? Geldi, gerçekten. Bir de bir oldu. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, Hasan benim yeğenim. Yeğeniymiş, ya. Son bölüme geldi yeğen. Nasıl yeğenim diye. Vallahi evet, canım benim, iyi ki geldiniz. Bizim böyle şeyler oluyor, şükürler olsun. Başka ne bekleyebiliriz yani? Bizi devam ettirecek. Oğullarımız, evlatlarımız, çocuklarımız var. Sinan abiye çok teşekkür ederiz bu arada. Tamam. Parçanın bestecisi, sözlerimizi Sinan Kaynakçı'ya ait. Sinan Kaynakçı'ya selamlar. Ne güzel sinanlarına sevgiler olsun. O zaman hemen İstanbul olmaz olsun. Hakan Altun. Keşke yalan olmuş her ne varsa, bu şehirde sevmek hata. Doğrusuyla, duygusuyla yaşanmıyor aşklar burada. Hep sahte ise aşklar, bitmeyen yalanlar olsun. Öldüren bir zehir, böyleyse bu şehir İstanbul olmaz olsun. Hep sahte ise aşklar, bitmeyen yalanlar gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, böyleyse bu şehir İstanbul olmaz olsun. Bu şehirde sevmek hata. Doğrusuyla, duygusuyla yaşanmıyor aşklar burada. Hep sahte ise aşklar, bitmeyen yalanlar gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, böyleyse bu şehir
güzel. Ya. Oh be. Bu trombonu mesela, bu Türk müziği tadında. Bakar mısın şuna ya? Şöyle, şöyle. Bir dakika dur. Tutması da zor. Evet. Bakar mısın? Evet, elinde dursun. Nereden tutacağımı şaşırdım. Bayağı da ağır. Ağır. Yeah. Tabii. Yeah. Bunu biraz önce anlatıyordun bana sen. Bu bizim atalarımızdan gelen bir şey. Evet. Bu bizim Bergama'mızda, Balıkesir'imizde, Soma'mızda. Bizim bu bakır enstrümanlar köylülerimizin bile ruhuna işlemiştir. Mesela onlar... Allı turna. Allı turnamı çalmadan... Allı turna. Trompetle, onlar boru derler. Evet. Boruyla allı turnamı çalmadan gelin vermezler Kozaklılar. Evet. Allah aşkına. Bu enstrümanlar bizim o kadar üzümüze yerleşmiştir ki bizim canımız, kolumuz, damarımız, her şeyimizdir. Hasan da bizi enstrümanıyla devam ettirdiği için babamı, atamı... Hepimizin önünde önce ona teşekkür ediyorum. Güzel gönlümün. Oğlum benim. Canım benim. Maşallah. Canım benim. Maşallah. Ben, evet. Hep duygulanıyoruz ya böyle şeylerden. Ama evet. Arkadaşlar, güzel şeyler yapıyorsunuz. Her zaman eşlik etmek, hep kızarım. Çok iyi müzisyenlerimiz var. Sadece eşlik etmeyle yetiniyorlar derim. Ama insanın kendi müziğini yapması, kendi şarkılarını yapıp da insanlara farklı şekilde ulaşmak, dokunması, ulaşması çok daha güzel oluyor değil mi? Çok büyük bir gurur. Farklı oluyor. Aynen. Allah yolunuzu aç kesin. Amin abi, sağ olasın. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Sevgili Ceyhun'un şarkısı var galiba sırada. Evet. Sözleri yine Hakkı abiye ait, Hakkı Yalçın. Hakkı Yalçın'ın sözleri. Hakkı Yalçın'a selam olsun buradan. Çok selam Hakkı olsun. İkisini de çok öpüyorum. Beraber çaldık o zaman. Öyle mi diyorsun? Ne yaptınız? Alayım o zaman. Kaçırdım onu ben. Beraber çaldık o zaman dedi. Aa, hadi ne güzel olur. Vur evet. Vur. Vur vur. Evet. Ben de bunu alayım çalayım bari. Rangers. Çalıyormuş gibi yap olmadı. Var ya, bir çalarmışım, aklınızı kaçırmış. Meğerse varmış, değil mi? Değil mi? Hadi. Ölümsüz olur. Bir gün gelir sen.
sevenle zaten ölümsüz olur. Bir gün gelirsem eğer üç kere kalbimden vur vur vur. Bizim gibi sevenle zaten ölümsüz olur. Ya. Vallahi Merve de dayanamadı. O kadar çok güzel, da güzel şarkı. Oldu. Çok güzel oldu. Caz şarkılara dayanılmaz zaten. Haklısınız. Bir de bu şarkı... Ya trompet de çaldık. Evet onu söyleyecektim. Çok güzel oldu Hüsnü. Ya güzel oluyor da şimdi uzun zaman çalmayınca bu enstrümanlar hani uzaklaşan enstrümanlar. Bir de dudak meselesi. Klarnet çalan adam trompet çalamaz. Trompet çalan adam klarnet çalamaz. Ama o sen... Da, o da benim gibi işte bak. Hem trompet, hem tromban, hem klarnet çalıyor. E işte ya, aile. Bu da bize birazcık sülalede. Maşallah. Ağzınıza sağlık maşallah arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Şimdi bir şarkımız daha var. Evet, var tabii. Yeni son çıkan single'ımız. Son single'ımız buradan. Bunun da sözleri Hakkı abiye ait. Hakkı Yalçın. Hakkı bak, Yalçın. Hakkı burada var yine. Müziği de sevgili Yücel Girgin'e ait. Yücel Girgin'in müzik çok harika güzel. Harika şarkı yapmışsınız vallahi. Sağ olun. Selamı var. Sağlık. Teşekkürler. Hemen selamı dinleyelim. Var. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Buyurun. Uykuyu geceye çağırdım gelmedi. Gözlerimin sana selamı var. Perdeyi açtım yağmur, radyoyu açtım Müslüm. O söyledi ben ağladım sabaha kadar. Bana mısın demez hasret ateşi. Hadi at kalbinden atabilirsen. Hiçbir mahkum aşktan firar edemez. Hadi yat bu gece yatabilirsen. Bana mısın demez hasret ateşi. Hadi yat kalbinden atabilirsen. Hiçbir mahkum aşktan firar edemez. Hadi yat bu gece yatabilirsen. Geceye çağırdım gelmedi. Gözlerimin sana selamı var. Perdeyi açtım yağmur, radyoyu açtım Müslüm. O söyledi ben ağladım sabaha kadar. Bana mısın demez hasret ateşi. Hadi at kalbinden atabilirsen. Hiçbir mahkum aşktan firar edemez. Hadi at bu gece yatabilirsen. Bana mısın demez hasret ateşi. Hadi at kalbinden atabilirsen. Hiçbir mahkum aşktan firar edemez. Hadi yat bu gece yatabilirsen. Uykuyu geceye çağırdım gelmedi. Gözlerimin sana selamı var. Harika. Harika çocuklar. Buyurun.
vallahi güzel gönlüne sağlık, sesinize sağlık, hepinize nasıl teşekkür etsek az. Aylar önceden zaten programımıza bekliyorduk sizi. Bu programa nasip oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz çocuklar. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, yolunuz çok açık olsun. Pırıl pırıl, pırıl çok zaten. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler tekrar. Çok sağ olun. Sakiler. Için olsun lütfen. Hep onun için olsun. Ah canım benim. Onun mekanı için cennet olsun. Mekanı olsun inşallah. Cennet olsun inşallah amin, onun. Amin arkadaşlar. Gencecik yaşta gerçekten. Aynen öyle. Zaten hikayesini de insan duyunca bambaşka bir ruhla dinliyor. Sen böyle de, bir hatıra bıraktı sağ olsun. Bence kadar kapıyı açtı bana. Gerçekten bu şarkıyla değil mi? Gerçekten bu şarkı öyle sana şey çok yakıştı ve de bu sana böyle oturdu. Yani üstüne, öyle söylüyorlar. Konserlerde hep bir ağızdan söyleyince de anlıyorsunuz ki gerçekten insanlar beğenmişler. Anlatır gibi böyle. O kadar keyifli ki sesin. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler razı anlatıyorsun olsun ve
Ne kadar bir kere güzel de dinlesen anlatıyor. Ezberlemiş oluyorsun yani. Ne kadar çok güzel anlatıyor. Gerçekten. Sizlerden bunları duymak benim için çok önemli. Ben Merve'nin sesini çok beğeniyorum. Pırıl pırıl bayılıyorum. Bir nur seslim çok benim. Çok teşekkür ederim. Sizden benim. Bunları duymak benim için çok güzel. Önemli. Şimdi yine Hakan'ın çok sevdiğimiz bir şarkısı var. Fena bir şarkı hatta. Çok güzel bir şarkı. Bu aslında Koray hepimiz birlikte söyleyelim mi bunu? Olur. Evet, öyle yapalım olur. Bence. Hadi olur. Bence öyle yapalım. Hakan'a gelsin. Yine bu ağlamak yok yüreğim diyor biliyorsun Hakan'cığım. Thank you.
ağlayalım biz yani. Aynen öyle. Nasıl ağlamayacak bu yürek? Bilmiyorum yapmış adam yani. Valla. Ne yaşadın sen Hakan abicim böyle ne? Allah Allah tövbe estağfurullah. Nasıl bir acı bu böyle? Ha? Gerçekten. Gerçekten. Bize de geçiyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Yok. Varmış demek. Varmış. Sen kadehi şişeyi kır Allah aşkına. Artık bunun üzerine elimden kır, geldiğince kırıp kırıp geçiriyorum. Buyursunlar. Kır. Hadi bakalım. Üstüme sakın gelmeyin, dostu arkadaşı kırarım bugün. Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin, dostu arkadaşı kırarım bugün. Gözümde anılar canlandı yine, kadehi şişi kırarım bugün. Gözümde anılar canlandı yine, kadehi şişi kırarım bugün. Şarkılar sanki yalnız beni anlatıyorlar. Bu şarkılar var ya, ah bu şarkılar sanki yalnız beni anlatıyorlar. Kaderin böylesi düşman başına, insan şaşırıyor dost bulmayınca. Kaderin böylesi düşman başına, insan şaşırıyor dost bulmayınca. Harika canım benim. Ah ne kadar güzel. Yıllar önce biliyorsun bunu Gönül Akkor söylemişti. Zaten ah, Gönül Akkor canımdır deyince akan sular duruyor. Hepimizin evet. Bizim hepimizin için. Kamuran Akkor, Gönül Akkor. Ya. Evet onlar bizim Gönül Akkor. Aman Allah'ım yani. Ne ondan fena sonra değil mi? Oradan çok şey aldın değil mi sen? Tabii ki. Yani hepimizin evinde Gönül Akkor. Birçoğumuzun diyelim plağı, hadi. Tabii ki. Bilenler, bilmeyenler var. Tabii bilenler de bilir. Tabii. Var, tabii. Mutlaka plaklar.
kasetler daha çıkar çıkmaz hemen ilk koşa koşa aldığımız kişiydi Gönül Akkor. Evet. Büyük ustadır. Allah ona iyi koştuk versin. Biz tanıyoruz ama daha küçüğüz. Amin. Bize zaman biraz var. İdare. Gençler hep bilmiyorlar. Tabii ki. Ben Cengiz Kurtoğlu'ndan dinledim son albümünde. Aa evet Cengiz de söylemiş. Usta Çırak da söylemişler. Farklı bir aranje yapmışlardı. Tabii. Ben de öyle ezberlemişim. Değil mi? Doğru doğru onların yani albümünde var. Şimdi Merve'yi dinleyince şöyle... Ne kadar güzel söyledi aynen. Değil mi? Biz Sibel'le biraz daha eskileri biliyoruz. Tabii bilmemiz de lazım. Daha eskileri. Ben 90'lıyım. Köksal 95'li ya. Biz yavrum kenarda benim. Duralım. O zaman... Hayır ne güzel ama. Bir de az önce söyledik ya 8 yıl dedik. Ondan öncesi var mı peki? Müzik yapmadan önceki zamanı. Ha var, sen dedin ya yazdık ettik. Ya Köksal'la yok ama benim var abi. Yani ailemde de müzisyen var ama. Ailede ben, var zaten. Kimse benim enstrüman çalmamı, konservatuvar okumamı ya da müzikle uğraşmamı istemedi. Yapma be. Ya, ailede tabii. Müzisyen olmasına rağmen istemediler. Evet babam mühendis olmamı istedi. Ben mühendislik okudum. Okudum geldim, zaten oraları. Olmadı. Evet. Annem mimar ol dedi, mimarlık okudum. Allah aşkına. Ben bir resim okuyayım dedim, resim okudum. Sonra dedim ki boş ver dedim, ben şarkı söyleyeceğim. Beni yani rahat kimseyi edin. De kırmamış yani. Hem anne gönlünü hem baba gönlünü. Ama dörder seneden yani ömrüm gitti ya. Kırmayacağım diye 31'ime geldim hiçbir şey yaşamamış gibiyim yani. İyi ki şarkı söylüyorum abi. Değil mi? Yani güzel, eğer şarkı söylemesem yok yani yaşayamam diye düşünüyorum. Bir yıldır düşündüğüm tek şey bir an önce çıkıp İnsanlarla böyle göz göze gelmek, zaten şarkı söylemek, bir yerlere gitmek, evde oturmak bana gelmiyor. Hepimizin tek hayali bu. Yani. Tek hayali bu. Onun için bize bu program çok iyi geldi. Evet, bunun maddiyattaki tarafı başka bir şey ama biz maneviyatta zaten böyle kurgulanmışız. Hayatımız yani. Böyle olmuş ya. İnsanlarla göz göze bakarak evet, onlar bizi evet. Böyle birebir hani. Tabii ki parasal, buradan birçok insanlara, milyonlara ulaşıyoruz ayrı ama o birebir göz temasıyla... Tabii. Kulak temasıyla canlı o anda. Ya bir bu de... dönemde müzisyenlerin, sanatçıların yaşadığı problemler tabii ki çok büyük. Saatlerce evet. Konuşurum. Evet. Her yerde de konuşmaya çalışıyorum aynen ama öyle. İşin başka bir boyutu da var abi. Yani yaşayamıyorlar ki adamlar. Evet. Şimdi ben döneyim orkestranın bir tanesine söyleyeyim. Enstrümanını iki oda yana koysunlar ne yapıyor? Çıldırırlar vallahi. Öyle şey. Abi çünkü öyle. Böyle gördük. Ben, çok zor. Hani aranızda en genç benim. Ben bile söylüyorum yani diyorum ki hani... Ben şarkı söyleyemeden yapamam abi ya. Mümkün değil. Bir yıl yok bende yani. Benim mesela bir yılım yok. Var ama yok yani. Kayıp. Kesinlikle büyük kayıp. O yüzden... Ve nasıl geçtiğini anladın mı? Yani işte... Yani Allah'a şükürler olsun hala sağlıklıyız. Tabii, hani öyle. Hayatımızı idame ettirebiliyoruz ama... Tabii burada siz benden yaşta çok fazla büyüksünüz tecrübe canım olarak değil. Öyle ama... Bence müzisyenlerin, şarkı söyleyenlerin ya da enstrüman çalanların... küfrü de, kebası da, sevdası da, aşkı da tamamen enstrümanlarıyla ve kesinlikle. Sesleriyle alakalı. Evet. Biz hayatımızı o yüzden böyle yaşamaya alıştık. Evet. Ve ben mesela 21 yıldır yapıyorum bu işi. Başka bir iş yapmayı bilmiyorum. Evet. Yapamıyorum, olmuyor. Aynı şekilde tabii. Olmuyor, yapamıyorum yani. Ama 13 yaşında yani, ben de back vokaldim, öyle başladı. Tabii ki. Tabii ben de 33 yaşındayım. Başka bir sanki şey bir oldu. Oldu yani, mu bir... kız o kadar? Oldu. Sen benden büyük müsün? Büyüğüm. Ben senden yaşlı duruyorum. Yani. Ben senden büyüğüm. Yani o yüzden inşallah bir şey de değil, değil mi? Yani iyi bir ses, çok iyi enstrümanist, aman nasıl çalıyor, parçalıyor. Yok öyle bir şey kardeşim. Sokakta 3 akorla müzik yapan adam da aynı duyguyu yaşıyor. Aynı durumda, aynı bir yıldır aynı acıyı çekiyor, aynı sıkıntıyı çekiyor. İçindeki acıyı, öyle düşünmek sıkıntıyı lazım yani. İnsanlara ne kadar geçirebiliyorsan duygunu, o kadar şanslısın demek. Çünkü bu öyle dediğin gibi, öyle dünyaları çalmakla, dünyaları söylemekle olmuyor. İki nameyle. Aynen. İşte varımız yoğumuz da abi. İnsanların ruhuna hitap ediyorsun. İyi ki şarkı söylüyoruz ya. Yani. Hele ki böyle üstadlarla. Orkestraya kocaman bir alkış! Diyelim ki ben mesela, baştan alkışı bak, şey yaptım. Bu arada arkadaşlar sıkıştırmıyorum. Koray klarnetçi aslında biliyorsunuz. Ben senin yanında çalamam. Yok seni sıkmayacağım. Benim öyle bir haddim yok abi. Bugün benim konuğumsun. Bunu yapamam. O yüzden klarnet. O yüzden bu iş evde eşofmanla oturup çiftlikle çalmaya benzemez abi. Bak beni konuşturma. Polat abi bunları sildirmez de koyar direkt. Ya, biz çiftlikte... Ya ben si bemol klarnet çalıyordum. Evet. Aslında hikayem şuydu. Ben klarnet çalmak istedim. Benim ailemin hepsi saz çalıyor. Hepsi ama. Herkes evet. Yani. Kadınlar bile oturur böyle bangır bangır çalarlar. Öğrenmişler. Ama ben klarnet istedim. Evet. Gittim İzmir'de öğrenciydim o zaman klarnet alacağım müzik mağazasından. Dedim ki bana bir klarnet verin dedi hangisi olsun. O kadar yokum ki. Dedim ki en ucuzu hangisiyse o olsun. Ay canım. O da gitmiş bana si bemol vermiş. Abi iyi ki mi bemol vermemiş küçücük. Ya, o zaman sonra yıllar geçti. Ben tabii
Uşak şarkıyı Kürdi çalıyor, çalamadığım için. Hüsnü Şenlendirici ile tanıştım. Ya dedi ki bana, üzülme koçum dedi. Biz senin gibi çalamıyoruz dedi. Ulan dedim, beni gömüyor mu, övüyor mu? Dedi ki, evlat sen böyle devam et. Biz çalıyoruz zaten dedi. Bizim gibiler çalıyor dedi. Sen böyle devam et. Verdi elime sol klarneti. Haydi bakalım. Hadi gel başla bakalım hayata yeniden. Abi çok zor yani, mümkün ya, değil. Bugün eğer ki birlikte başka bir programına evde böyle bayağı konuk olsaydık, önceden konuşsaydık seni zorlardım. Hadi abi, bir şarkı benim beraber en azından çalalım diye. Yani. Aslında çalıyorsun. Bak zorlamayacağım. Çalarım tamam. Yani şu an. Aslında çalıyorsun da, güzel de oluyor. Bugün değil. Bugün seni zorlamayacağım. Tekrar söylüyorum. Bugün sesinle bize lazımsın. Ama biz birlikte artık bu yaz bir ufaktan bir teşvik mesai yapalım da. Bence de yapın. Bir dahaki sefere en azından. Çok isterdim klarnetini çalmayı ama azıcık daha bir yaşım geçsin de biraz daha öğrenim de. Hiç yapamam ki abi. Vallahi tamam yapamam. Tamam, seni zorlamayacağım. Şu an nasıl şey oldu? O zaman. Ben hemen bir şarkıyı bir okuyayım da ondan sonra. Hemen. Diyelim ki. Tamam, olur. Koray desin size hadi. Seviyorum seni Hakan abi. İyi ki varsın. Kolay değil bir anda beni silmek. Kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyor musun? Unutmak mümkün mü sanıyor musun? Farz et ki sen benim kadar sevebilseydin, bu kadar çabuk çekip gidemezdin. Benim kadar seni seven biri olursa, sözüm söz seni o gün affederim. Diyelim ki resimlerimi yaktın, diyelim ki aşk mesajlarımı sildin. Adımı da kara kaplıya yazdım, ama anıları nasıl unutacaksın? Diyelim ki resimlerimi yaktın, diyelim ki aşk mesajlarımı sildin. Adımı da kara kaplıya yazdım, anıları nasıl unutacaksın? Bir anda beni silme, kolay değil bu aşktan vazgeçebilme. Az buz değil yaşananlar, biliyor musun? Unutmak mümkün mü sanıyor musun? Farz et ki sen benim kadar sevebilseydin, mesajlarımız
nasıl unutacaksın? Senin bir de burada yazılı bir potporun var. Bence ayağa kalktın. O potporuyu devam ettir. Tamam abi. Biz de seni dinleyelim. Olur Köksal'ı da yanıma alabilir miyim? Köksal'cığım gelir misin? Gelsene abi? Gelsene. Tamam hadi Köksal. Ne güzelsiniz be. Ne güzel insanın yoldaşının yanında olması değil mi? Benim Allah daim etsin arkadaşlar. Hadi abi, dinliyoruz sizi bakalım. Bu türküleri babama gönderiyorum. Sevgili babama. Kendisi daha yeni hastaneden çıktı. Böyle bir gün yüzü gördü. Bana türkü selam söyler. Olsun, geçmiş olsun. Eyvallah. Bilmiyoruz Koray'ım bu arada. Çok selam paylaşmıyorum olsun. Abi olsun. Teşekkür geçmiş ederim. Olsun, sağ olun. Koray. Geçmiş olsun Koray'ım. Sağ olun. Teşekkür ederim. O dedi ki çıkarsan bana bir iki tane türkü söyle. Dedim koca sanatçıların yanında ben nasıl söyleyeyim bari iki tane söyleyeyim mi diye. Ben onları çok seviyorum Hüsnü'yü özellikle dedi. Sibel Hanım'a da. Canım benim. Merveciğim. Çok canım. Geçmiş olsun. Bir babama babaya iki tane üç tane söylersem müsaade varsa. Ay ne varsa, demek. Ay aşk olsun. Sen ver bana aşkım. Tüm türkü severlere armağan olsun. Her şeyden vazgeçeriz ama türküden asla vazgeçmeyiz. Selam olsun efendim. Dost dost diye nice nice sine sarıldım. Heyecan sarıldım. Benim sadık yârim kara topraksın. Zorlandım hey ya, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktı. Kara topraktı. Beyhude zorlandım hey ya, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Duramam diyorum efendim.
sen bul diyorsun. Sadece babalar olmaz, bir de annelere armağan edelim bence, olmaz mı? Ha? Değil mi? Deniz'ciğim, bizi görüyorsun bir yerlerde biliyorum. Seni çok seviyoruz. Zaten anneler ölmez. Anneler asla ölmez. Öyle toprağı bırakıp da bir yerlere gidemezsiniz zaten. Ya uzaklarda bir yerlerdedir ya da bir yerlerde sizi bekliyordur. O yüzden tüm annelere gelsin. Bizi bırakmaya azmediyorsun etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun etme. Ey Ayfelek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bize öyle harap, öyle ziyan ediyorsun etme. Şekerin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşk öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme! İsyan et ey arkadaşım! Söz söylenecek an değil, aşkın baygınlığıyla ne meske ediyorsun? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay. Sizin yıllar önceki videolarınızı izliyorum beraber arkadaşlar. Abi teşekkür ederim. Yıllar önce de beraberdiniz. Allah daim etsin inşallah. Umarım daha çok uzun sürer abi. Birlikte şarkı söyleriz onunla. İyi ki varsın. Bir hareketli şarkımız daha var. Arkadaşlar tamam. Artık kalksak mı? Tamam. Hadi gel. Hadi bakalım. Merve. Gel o zaman. Çok sağ olun. Hakan'ın şarkısı. Evet. Yollara taşlara demiş. Yollara taşlara.
Hakan'ın çok sevilen şarkılarından evet, biliyorsun. En güzel icazlarından biri. Hep de dertli olmayacak ya azıcık da böyle değil mi? Biraz. Hareket de lazım. Aynen öyle. Canım benim. Merveciğim, şimdi senden Kül istiyorum ben özellikle. Olur. Dinlemek çok seve istiyorum. Seve. Canım benim. Koray şöyle... kardeş bana eşlik etmek ister misin? Tabii. Keyifle buradan şöyle bir... Buradan barış bilgileri bir... Sen... Yok abi. Sen ton... ne? Tonlar bambaşka. Tonlar ben çok pes kalıyorum. Sevgili Barış abinin şarkısıydı. Evet, ben onu albümde okudum. Sevgili Koray kardeşim de sonrasında de YouTube'da okudu. Akustik yaptı. Belki bir yerde yakalarız. Ben geliyorum. Haydi o zaman ben söylüyorum. Sen de yakalarsın. Şahane. Biz de keyifli dinleyelim. İşte Türk müziği konservatuvarı okumanın, okul okumanın şeyleri bunlar. Sanat müziği aslında dedin ya kökenim.
öyle aynen başladık öyle diye. Yani aslında o Türk sanat müziği, işte bunlar da Türk sanat müziği kültürü alınca, o eğitimi alınca aralara her şeyi serpiştirebiliyorsunuz. Hmm. Aslında bunlar da günümüzün birazcık o esintileri. Sonlar artık en son noktalar. Hadi ben de biraz batı yapayımlar. Ama o kadar güzel oluyor ki. Bütünüyle güzel. Çok Merve, teşekkür ederim. Merve ne söylese yakışıyor. Evet, sizden aynen böyle şeyler duymak çok benim güzel için çok önemli. Çok yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Koray, senin en sevdiğim şarkılarından biri var. Evet. Tam giderken hoş geldin şarkısı mı olur? Baştan çalmamız lazım. Dedik. Olsun. Olsun abi. Hoş geldin. Bu şarkı sana çok yakışmış böyle. Hani insanın üstüne yakışan kıyafetler, üstüne göre dikilmiş şeyler olur ya. Bu şarkı da sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin Koray Avcı. Konuşsak ne söylesek çok da güzel şarkılarımız var. Bunların evet hepsini çalmak istiyoruz. Değil mi? Gerçekten öyle. Şarkı söyleyelim abi. Değil mi? Şarkı muhabbetten söyleyelim artık çok gerçekten muhabbet ediyoruz zaten. Değil mi? Muhabbetimiz ettik güzeldi. Ya bu güzel şarkıları yapan bu güzel adamın bir VTR'si daha var. İzleyelim mi hep beraber? Hemen izleyelim. Hadi bakalım. Ne
Ne demişti Yılmaz Usta? Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Biz de öyle yaptık. Şarkılar Bizi Söyler ekibi olarak söyleyeceklerimizi kalem yazsın, bir beyaz kağıt saklasın istedik. Söz uçar, yazı kalır dedik. Sana, Hakan Altun'a bir mektup yazdık. Belki de kendimizce duygularımızı anlatmanın bilinen en eski ama en güzel yolunu seçtik. Farz et ki bu mektubu sana bir beyaz güvercinle gönderdik. Gerçi sen seni ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsun ama biz herkes duysun istedik. Çünkü sen hep öyle söylersin. Şimdiden söyleyelim. Adına yazacağımız sözlerin ne bir bestesi ne de bir güftesi var. Nihayetinde bu bir mektup. Belki bestesi yok ama diyecekleri çok. Umuyoruz ki kalemimizden sana dair dökülen her söz, her bir cümle en az senin şarkılarındaki sevda sözleri kadar seviliyor olmanın ne demek olduğunu anlatır. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu bir veda mektubu değil. Senin ve bizim aramızdaki gönül bağı üzerine kurulmuş cümleleri tüm ekibimiz adına kaleme alan bir gönül mektubudur. Bir ucu yanık, bir yanı da biraz buruk. Cümleye bir başlasak gerisi gelecek de sen de bilirsin ki kalem kağıda ilk adımı atmakta hep nazlanır. Sevgili Hakan Altun, sana bu satırları yazarken haliyle içimiz biraz buruk. Ama biliyoruz ki sen çok iyisin. İyi haberlerini alıyoruz. Eğer bizi soracak olursan her şey bıraktığın gibi. Ama sensiz. Şarkılar söyleniyor ama kulağımız hep sende. Seninle tanışmak hayaldi, gerçek oldu. Seninle çalışmaksa bir kaderdi. Ama seni çok sevmek hepimizin kontrolünün dışındaydı. Çünkü sen Hakan Altun olmaktan da öte gerçek bir gönül adamısın. Şimdilik ayrılık bizi bulmuş olsa da var bir nasip. Unutma ki sen hep var olacaksın. Seni çok seviyoruz. Üç kere kalbimden vur vur benim gibi sevenler zaten ölümsüz olur. Bir gün gelirsen eğer üç kere kalbimden vur vur. Ay, ben de çok duygulandım. Allah Allah. Ne tuhaf değil mi? Ay vallahi ya, evet, evet. Biz bu yola yol arkadaşı olduk. Sac ayağı gibi üç arkadaş çıktık. Müzik yolculuğumuz bu aynen. Bizim ve çok saygıyla, sevgiyle çok tertemiz bir yol. En güzel şarkılarımızı en kaliteli şekilde size çalmaya çalıştık. Ekibimizle beraber hem arkamızdaki hem önümüzdeki insanlarla beraber. Onların emeklerine sağlık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan Hakan'ın sağlığı. Tabii. Biraz önce de söylemiştim hep bir tarafımız yarım ama onun sağlığının iyi haberlerini aldıkça çok mutlu oluyoruz. Hep biz. Yanımızda varmış gibi zaten çalıyor zaten. Söylüyoruz şarkılarımızı. Her zaman onu çok seviyoruz. Ya dediğim gibi ben zaman zaman artık bazen kardeşim oluyorlar, bazen ablaları, anneleri bile oluyorum. Zaman zaman oluyor, her oluyor. Şeylerine karıştığım da oluyor. Evet. Çok seviyorum. İyi ki bu müzik yolculuğuna beraber çıkmışız. Daha nice güzellikler yaşayacağız müzik adına. Hep beraber inşallah. İnşallah. Buradan canım Hakan'cığımı öpüyorum. Ben çok duygulandım nasıl konuşumda bilmiyorum şu anda. Selam olsun güzel adam. Çok seviyoruz seni. Herkes çok, çok seviyor. Sağ bizim sevgimiz de ayrıdır. Seviyoruz. Orkestra arkadaşlarımız. Şimdi ayrılık olmasaydı. Aa bende mi bu şarkı? Sende. Evet bu ayrılık keşke olmasa ama şarkılar da güzel oluyor. Çalayım hadi bakalım. Hadi bekliyoruz. Mm-hmm.
bazı şarkıların nakaratı da yeter. Ama kesinlikle. Çok daha güzel şarkılarımız var değil mi? Bitmedi daha. Tabii ki daha yeni başladı programımız. Öyle demeyelim de daha... Biraz daha var, biraz daha var. Merve gel. Hemen geliyorum. Gel canım benim. Her sevda bir ölümmüş diyor. Her sevda bir ölümmüş. Daha ne desin Hakan abi? Çok fena. Gerçekten. Öyle mi? Öyle. E buyurun o zaman. Hadi teşekkür ederim. Hadi. Çok sağ ol. Canım. Çok uzaklardaydım. Söz verdim kendime, ağlamak yok diye, dönülmez yollardım. Söz verdim kendime,
sesim benim. Ya, nasıl değil mi? Oktavlar çok fena geliyor ya. Hakan abi öyle yazmış ki. O da yetmiyor. Yani. Daha da çıkıyor. Çıkacak da. Üç ses daha yukarıdan söylesek. Ne yapacaksan vallahi söyle. Değil mi? Maşallah. Çok teşekkür ederim. Ellerinize kollarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun. Eyvallah. Maşallah. Teşekkür ederiz. Merveciğim. Maşallah. Ağzına ben sağlık. Teşekkür ederim. Hakan abinin ellerine, yüreğine sağlık. Ruhuna sağlık. Aynen. Teşekkür ederiz. Bir de Koray'ın bir şarkısı daha var. Dinleyelim mi Koray'dan? Seve Koray'ın... seve. Hani bekleyecektin? Allah. Var mı böyle bir derdin mesela? Bu şarkılarla ilgili söylerken kendine göre düşündüğün, hani birine ithaf ettiğin ya da hani ah ulan şu dediğin. Aşk olmadan olur mu be Hüsnü abi? Sehpa mı istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Oldum sehpa mı? Ben seni dinliyorum abi. Aşk olmadan olur mu abi? Ben de şunu alayım. Aşksız gel, olur mu ya? Gel, birine söylemeden... Gel. Mümkün mü? Hayır yani? Lafa bak. Ama sadece şey de değil ki yani illa bir kadın olmak zorunda değil ki, insan dinleyicisine de söyler. Yeniden aşık olabileceği birisine de söyler. Hep bir yanımıza bir figür koymaya çalışıyoruz bu şarkılarda. Hakan abi de bana bir sefer oturduğumuzda söylemişti. Her yazdığım şarkıyı bir kadına yazsaydım demişti. Hmm. Sıkıntı olur demişti. Yani bazen yani çok sıkıntı, hele Hakan abi yani anladın mı? Çok sıkıntı olur. Bazen böyle düşünüyorsun işte Hakan abi gibi. Hani bekleyecektim bir ömür boyu. Ya hani oğlum klarnet şimdi, klarneti koyduk biz. Ben konuyu çevirmeye çalışıyorum. Çevirme. Klarneti koyduk. Klarnet beni bekleyecek zaten. Anladın mı? Beni bekleyecektin diye klarnete şarkı yapılmaz. Yani aşkım, canım, cicim yaparsın ama hani bekleyecektin denmez klarnete. O zaten beni bekliyor. Hiç şimdi sen klarneti her dilde çaldığın için çok klarnet yani örnek de buna. Öyle bir şey değil abi. Bu başka bir şey. Dünyada tek olduğun için seni anlamamız çok zor. Şarkı söylemekle alakası yok. Sen Cem Yılmaz söylemişti biliyorsun. Yani senin hakkında bir yorum yapmıştı. Dedi ki adam dünyanın neresine giderse gitsin klarnet çaldığı sürece her yerde aynı. Hiç fark eden bir şey yok. Aynı dil. Ha evet. Bunun ama dili yok. Bunun işte, dili yok. Anladın mı abi? Hakan abi de mevzu o değil işte yani. Ben de seni biraz deşeyim dedim ama neyse. Deşemedin değil mi abi? Çevir aynı yere döndü. Klarnetçi adamlar zeki olurlar. Abi aşk olmadan yüzden... olmaz. Gerçekten olmaz. Zaten dünyanın bir bütünü bu yani. Allah hani kalbindeki aşkı lazım. Söndürmesin. Senin de abi eyvallah. Hadi hep bakalım. Beraber hepimizin. Kimseye değil sana isyanım. Güzel günleri anar ağlarım. Anlamadın ki ona yanarım. Sen benim gönlümde yaralar açtın. Anlamadın ki ona yanarım. Sen benim gönlümde canım yaralar açtın. Unut demekle olmuyor, güneş doğmuyor günlere. Kara bahtım çok yaraldı, zor günde vardın hani nerede? Sana isyanım,
güzel günleri anar ağlarım. Anlamadın ki ona yanarım. Sen benim gönlümde can yaralar açtın. Anlamadın ki ona yanarım. Sen benim gönlümde canım yaralar açtın. Unut demekle olmuyor, güneş doğmuyor günlere. Kara bahtım çok yaraldı, zor günde vardın hani nerede? Senin gibi biriyle işim olmaz ki. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sonunda Hakan zor. Abinin o bas bir sesi var. Tabii yapayım, mutlaka böyle, olmadı ama. Her şarkıyı genelde birçok şarkısını hep şiirle. Değil mi? Sözleriyle bitirir. Yani. Sana da yakıştı öyle. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ses tonu da Davudi olduğu için adamın. Evet. O ses tonu çok önemli. Mesela, özellikle şiir çok yakışıyor. Ayrıca şiir okumaya başladığı tabii. Zaman zaten bazı şarkılarımda ben böyle arınama çalınırken arkadan bir okumaya başlıyor. Allah Allah. Bir de tam kendi böyle kendime şarkıyı diyorum. Söylüyor bir anda durup böyle konuşuyor ya. Evet böyle, evet çok güzel. Ses tonu çok önemli. Böyle kalıyorsun. Ses tonu çok önemli abi. Bak, kesinlikle. Bir şey söyleyeceğim. Bu konuda gerçekten hem müzikal olarak hem kadınların zaafı var. Bas sesli erkek. Davudi seslere. Abi sen benim yanıma gelince niye sürekli biz kadınlardan bahsediyoruz? Yani bahsedelim sıkıntı yok da niye geri geldi kadınlara? Adam evde oturmuş bizi izliyor ne güzel. Keyifli keyifli. Ya onun için demedim. Senin için de demedim de ya. Yani ne bileyim. Bu gözlerimin içine bakınca. Merveciğim gel ben hemen konuyu değiştireyim. Kadınlar, Merviş, gel. Hemen gel. Konuyu değiştireyim ben. Hemen yetiştim Sibel. Fenalardayım falan böyle. Oldu onlar. Söyle bence sana şarkıyı hemen. Hemen söyle. Şarkıya bakar mısın? Niye öyle demiş acaba? Bilmiyorum Hakan abinin vardır bir bildiğini söylüyorsa. Çok fenaydı acaba o anda. Fenalık geçirmiş fenalık. Fenalardayım. Hazır mıyız? Evet. Buyursunlar. Canım benim. Bu arada lafları mı Ayhan Çakar yazmış? Sözleri. Laflar değil mi? Sözler de Ayhan Çakar'a ait. Bestemiz de Hakan Altın tabii ki.
yollardayım. Bravo! Bravo! Çok teşekkür ederim. Fenalardayım demiş adam. Allah! Hakan abi daha ne desin? Ya hani bekleyecektim, fenalardayım. Unuttum seni ben. Ne yaşıyordun hep böyle bir kavram kargaşası var ama. Ne yaşıyordun o anda? Hakan'a mı diyorsun bunu? Oo, birçok şey yaşıyordur mutlaka. Fenalık geçirdi diyorum ya sana demek ki. Her şey üst üste gelince. Demek ki fenalardayım dedi. Bak şimdi, gör gör demiş. Evet, onun güzel bir şarkısı var. Hmm. Yine bizim arkadaşlarımızla beraber söyleyeceğiz çocuklar, tamam mı? Hadi hep birlikte bu söyle. Bu arada bestemiz Aydın Kara'nın. Aydın. Evet ya. Şimdi gördüm orada. Sözde evet. Hakan Recep Altun'un. Evet, sözde Hakan. Hadi buyurun arkadaşlar. Hadi birlikte söyleyelim. Gör gör seni nasıl unutacağım. Yeni yeni aşklara kavuşacağım. Sakın ola gönlüme sırdaşma. Seni avucumda. Şarkılar biliyor musun? Sahne şarkıları bunlar tam değil mi? Tam Sibel Can tınlıyor yani. Değil mi? Mutlaka arada böyle minik danslar falan. Çok hoşuma gidiyor. Çok keyifli. Aydın çok güzel şarkın. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık Aydıncığım. Teşekkür ederiz. Harikasın. Koray'ım gel. Mahşere kadar diyelim. Hazırım. Şimdi güzel bir şarkı var. Özellikle bu benim en çok sevdiğim. Biz biliyorsun İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birlikte okuduğumuz için. Hanımefendi de dahil olmak üzere. O tabii sonradan bizden küçük olduğu için. Sözleri Ercan abi yazmış. Müziğini de
Hakan abi yapmış. Evet. Bizim birbirimize böyle okuldan bir bağlantımız var ya. Orkestra arkadaşlarımız içinde de öyle. Birbirimize böyle çok kalpten yürekten, candan yürekten seviyoruz birbirimizi. Bu şarkı da yine bizim ekibimize gelsin o zaman. Mahşere hayır kadar. Zaman. Mahşere herkese kadar arkadaşlar. Bu akşam eğlenelim sabaha kadar. Bizim dostluğumuz ölene kadar. Bu dertler kederler nereye kadar? Aşkımız sevgimiz mahşere kadar. Haydi! İster hüzünlü, ister kederli, ya da boynu bükük yüreği dertli. Sabahlar olmadan, umudu kırmadan, halledelim bunu dertliyim dertli. Akşam eğlenelim sabaha kadar. Bizim dostluğumuz ölene kadar. Bu dertler kederler nereye kadar? Aşkımız sevgimiz mahşere kadar. Bu gece eğlenelim sabaha kadar. Bizim dostluğumuz ölene kadar. Bu dertler kederler nereye kadar? Aşkımız sevgimiz mahşere kadar. Halledelim bunu dersliyim dersli. Kıralım zincirleri ve kötü günleri. Unutalım artık derdi kederi. Vakit geçirmeden halletmeli. Boş verin her şeyi dinleyin beni. Beraber bu akşam eğlenelim sabaha kadar. Bizim dostluğumuz ölene kadar. Bu derken kederler. Yaz. Ama dertli değil. Oynak evet, bu defa. Evet, evet. Güle güle diyor. Merveciğim hadi. Hadi bakalım. Hadi. Ben hazırım. Hep birlikte. Çok defa
Koray, biz teşekkür ederiz. Merve'cim, ayrı ayrı teşekkür ediyorum çok sizlere. Bu saatlere kadar bizlerleydiniz. Ne güzel renk verdiniz be. Estağfurullah. İyi ki geldiniz. Sağlık arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Güzel sesinizle, güzel gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Burada Hakan olmak... Altun, seni çok seviyoruz. Bizim için çok değerlisin. Müzik hayatım boyunca hep yanımda olmanı istiyorum. Sana çok ihtiyacımız var. Abi toparlan, bir an önce bir araya gelelim. İyi olduğunu biliyoruz, daha iyi olacaksın biliyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın Hakan Altun. Alkışlar Hakan Altun'a. Müsaadeniz varsa ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Tabii canım. Öncelikle burada bizi konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Orkestra arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize, kardeşlerimize kocaman bir alkış. Hakan abi seni çok seviyorum. Ekip arkasına da saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bir an önce deyip aramıza dönmeli bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. Canımız bizim Hakan'cığımız. Bütün şarkılar bu akşam seni söyledi. Sen zaten yanımızdaydın. Her zaman yanımızdaydın. Canım benim seni çok seviyorum. Bütün daha çok aslında söyleyecek Hakan'la beraber söyleyecek çok, çok şarkımız var. Çok. Güzel olacak her şey. Yeter ki sen iyi ol. Her şey gönlünüzce olsun efendim. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar diliyorum. Merve'cim, Koray'cım çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz bize bu akşam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar olsun. Şeref duyduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağlık. Sesinize, nefesinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Evet, Sibel'cim. 14 haftadır kanalda ekranlarında en güzel şarkılarımızı, en güzel türkülerimizi söylemeye çalışıyoruz. Bu akşam da 14. programımızın sonuna geldik. Evet, nasıl geçti gerçekten ben anlayamadım. Her hafta ayrı bir heyecan yaşıyorduk. Çünkü bambaşka bir format bu. Aslında evet. Çok da zor bir format. Zordu. Çünkü birçok değerli müzisyenin, sanatçının şarkılarını seslendirmek hepimizin kulağında. Farklı formatlarda, farklı formlarda evet. Şarkıları. Sanat müziği de vardı, pop da vardı, arabesk de vardı. Türkü vardı, her şey evet. Bir aradaydı ama elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Ve çok güzel tepkiler aldık. Evet. Yorumcu olarak ben son derece mutluyum. İyi ki böyle güzel bir program yaptık Hüsnü'cüğüm. Daha yolumuz uzun. Bu akşam biliyorsun sezon finali yapıyoruz ve teşekkürlerimiz var ama böyle ben böyle bir durgun oldu. Bir hafif böyle bir ritim falan böyle bir gelsin şeyler bakalım. Mi olsa acaba? Böyle bir hareket istedim. Böyle bitirmeyelim. Güzel şeyler emek harcanıp oluyor. Çok emek harcanan şeyler kaliteli güzel oluyor. Yorulmadan güzellikler olmuyor. Tabii ki. Bu programda yemeğe geçen başta Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı. Murat Saygı'ya teşekkürler ediyoruz. Programlar Direktörü Ceyda Gönenç. Yapımcılarımız Polat Yağcı ve Hülya Sepken. Ve emeği geçen bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. Hepimiz adına teşekkür ediyorum. Tüm stüdyomuz, ekibimiz, müzisyenlerimiz çok teşekkür ediyoruz. Bütün kahrımızı çektiniz. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Teşekkür ederiz bizle birlikte olduğunuz için. Her şey hayal ettiğiniz gibi olsun inşallah. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar efendim. Teşekkürler ediyoruz.